Manşete hoş geldiniz. Ayın ilk günü 1 Ağustos Pazartesi. Seçim ayarlı hareketler dedik. Şu anda ve bundan sonra yaşanan her şeyi bu şekilde yorumlamak icap eder. Yani gerek Ankara'nın attığı adımlar, ekonomiyle ilgili olarak verilecek zamlar, verilecek ücret artışları vesaire, gerek siyasi partilerin farklı adımları, farklı refleksleri, farklı hareketleri, gerekse işte derin dünyadaki çarpışmalar. Bu yayında biraz buna da bakacağız ve zannediyorum bundan sonraki aylarda da işte son Sedat Peker, Doğu Perinçek kapışması, Levent Göktaş olayı, İnan Kıraç'ın pörtlemesi, tekrar sanki bilinmeyen bir adammış gibi 40 yıldır bir derin devlet baronu kendisi. Bir derin devlet baronu. Yani ama işte bunlar yeni konuşuluyor veya işte Sedat Peker gündeme getirince "Aa, İnan Kıraç, bak" falan oluyor. Neyse, bütün bunların hepsine bakarız. Ayrıca sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bütün bunların ardından bir aydınlanma çıkar mı? Bütün bunların ardından bir temiz toplum çıkar mı? Bütün bunların ardından bir ayıklanma, safraları atma çıkar mı? Yeni bir dönem başlar mı? Yeni bir restorasyon, yeni bir sistem inşası. Söyleyeyim. Büyük bir olasılıkla buradan bir aydınlanma çıkacağını, bir temiz toplum çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'nin geriye doğru uygulamaları bunun böyle olmadığını gösteriyor. Yer yer bir şeyler uç veriyor, yer yer bir takım hesaplaşmalar oluyor, yer yer bir takım konular aydınlanır gibi oluyor. Fakat ondan sonra o hesaplar görüldükten sonra o defterler kapatılıyor. Bir bu. İkincisi, buradan bir aydınlanma çıksa, insanlar eteklerindeki bütün taşları dökseler, bütün gerçekler ortaya çıksa ve ne bileyim gizli saklı herhangi bir şey kalmasa ve herkes artık eteğindekini dökse filan. Sonra ne olur? Ha, elbette bu aydınlanma için bir vesile olur. Elbette bir temiz toplum inşası, yeni bir sistemin inşası için güzel bir başlangıç olur. Fakat bir süre sonra tekrar kaset başa sarar. Di Pietro'nun bir lafı var. Hiç unutmuyorum. Temiz Eller Operasyonu'ndan yıllar sonra Türkiye'ye gelmişti. Ve o zaman artık Temiz Eller Operasyonu falan bitmişti. İtalya'da meşhur savcı, kudretli savcı. Ve o gün bayağı bir ilerlediler. Yani mafyada belli o şeyi, siyasetçi, mafya, devlet, mafya ilişkisini bayağı bir çökerttiler. Epey bir tutuklamalar oldu. Gerek siyasi ayak, gerekse başka medya ayağı filan, neyse. Yıllar sonra Türkiye'ye geldiğinde bir konferans verdi ve bu konferansta sene zannediyorum 2000 ya da 2001 yılıydı. Bakılırsa görülür. Epey zaman geçmiş üzerinden. Dediler ki sizin Temiz Eller operasyonunuzdan sonra İtalya'da şimdi durum nasıl? Öncekinden daha beter dedi adam. Bu işler böyledir. Yani temizlersiniz. Ondan sonra gene 10-15 sene sonra, 20 sene sonra ortalığı çok götürür. Başka birileri girer devreye. Evet. Şimdi seçim ayarlı hareketlere geleceğiz ama ondan önce bir iki önemli hadise var ki bana göre her şeyden önemli ve dönemin bir iz düşümü, dönemin bir özeti, dönemin bir çekirdek gibi adeta numunesi. Onlarla başlamamız lazım. Eğer onunla başlamazsak onlara karşı ve onların manevi şahsiyetine karşı borcumuzu eda etmemiş oluruz. İlki, Tuğrul Özçengül vefat etti. Cezaevinde hayatını kaybeden, onca sağlık uyarısına rağmen, onca kalp krizi, işte damara stent vesaire, sağlık problemine rağmen, koronaya rağmen, 2,5 yıldır cezaevlerinde halen de devam eden bir korona meselesi var. Koğuşlarda üst üste yatıyor insanlar, 20-30 kişi ve bu durumda yani sağlık durumu son derece kırılgan olan insanlar var ve belli kronik problemleri olan insanlar da var. Koronayı geçirdi kalp problemlerine rağmen Tuğrul Özçengül. Fakat defalarca yapılan uyarılara rağmen sağlık durumundaki hassasiyet vesaire, bunların hiçbirine bel bağlanmadı. Bir çocuk doktorunun cezaevinde kalabilir raporuyla cezaevinde tutuldu ve 50 küsur yaşında cezaevinde yitip giden insanlardan biri oldu. Dünya tatlısı bir insandı. Ben tanıdım kendisini. 2013 sonrasında pek çok polis müdürü gibi, pek çok savcı, hakim gibi insanla tanıştık. Daha evvel hiç ne yargı dünyasından ne de emniyet dünyasından kimseyi tanımazdım ben. Yargı dünyasından tanıdıklarım sadece kurum avukatlarıydı. O kadar söyleyeyim yani. Tuğrul Özçengül 2013-2014 sonrası tanıdığım insanlardan biriydi. Babacan, aynı fotoğrafında görüldüğü gibi espritüel ve konularına hakim bir polis akademisi mensubuydu. O da rejimin gadrine uğrayanlardandı ve ipe sapa gelmez, bir iki yerde buluşma, bir iki yerde görüşme, bir iki internet sitesinde yazma falan filan gibi ipe sapa gelmez iddialarla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sonra farklı cezalar verildi vesaire. Çoktan tahliye edilmesi gerekiyordu. Dosyası Yargıtay'daydı. Beraber yargılandığı insanlar tahliye edilmesine rağmen 1-2 yıl evvel kendisi tahliye edilmedi. Orada tutulmaya devam edildi ve bunun bedelini canıyla ödedi. Bir hesap daha bu dünyada görülmedi. Evet. Ben bu tür hesapların bu dünyada görülmesini savunuyorum. Ötesi beni ilgilendirmiyor. Bundan sonra öldükten sonraki hesap, ahiret, bir hesap daha öbür tarafa kaldı gibi cümleleri kullanmayı sevmiyorum. Çünkü benim alanım da değil ve o tarafa kalsın istemiyorum. Her şey bu tarafta görülsün ve değerli olan da bu esasen. Burada bu hesabın görülmesi ibret-i alem için. Ama Tuğrul Özçengül için bu mümkün olmadı. Zulmün cenderesi altında yitip giden evlatlardan, rejimin, cumhuriyetin, ülkenin evlatlarından biri daha oldu. Evet. Bir diğer konu, Fethullah Gülen'in kardeşi Sıbgatullah Gülen'in eşi Mükafat Gülen geçen hafta hayatını kaybetti. Yani Fethullah Gülen'in yengesi, öyle söyleyelim. Ve Edremit Müftülüğü bir talimat yayınlayarak imamlara merhumenin cenazesini kıldırmayın dedi. O da benim lafım yani, merhume diyor mu demiyor mu bilmiyorum ifadesinde böyle bir talimat gitti. Ve imamlar cenazesini kıldırmadılar ve zannediyorum kardeşi tarafından, Mükafat Gülen'in kardeşi tarafından cenaze namazı kılındı vesaire. Bu rejim sadece cenaze namazını kıldırmamakla kalmadı. Camide göstermedi, kabir yeri de göstermedi, gömülmüş insanları, hatırlayın Aysel Tuğluk, demans hastası ve cezaevinde kalamaz raporlarına rağmen içeride tutuluyor. Ve sağlığını yitirmesinin nedeni defnedilen annesinin kabirinden çıkarılması. Ondan sonra kadın kendine gelemedi. Ve hala Twitter'da, sosyal ağlarda onunla ilgili kampanyalar var, kapı duvar. Yani böyle bir rejim. Gömülen insanların dahi mezarından çıkarıldığı. O Kadir Topbaş'a yeter. Ölüp gitti. Hainler mezarlığı. O Kadir Topbaş'a o yeter yani. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Böyle bir dönemde soyadı Gülen olduğu için veya Fethullah Gülen'in akrabası olduğu için hemen herkesin başına iş gelmesi ve bu olurken buna ses çıkarılmaması, itiraz edilmemesi. Bunun olması kadar, bunun devamı kadar buna sessiz kalınması daha önemli. Belki daha önemli bir hadise. Zaten buna sessiz kalındığı için bununla iş tutanlar bunu yapmaya devam ediyorlar. Buna güçlü bir ses verilse bu silsile devam etmeyecek. Soyadından dolayı, akrabalık ilişkisinden dolayı insanların başına bir iş gelmeyecek. Evet. Bir diğer konu da buydu. Eş zamanlı hafta sonu şu oldu. Avukatlar özellikle hukuk dünyasından paylaştılar. Avukat Cemil Çiçek'in paylaşımı son derece ses getirdi. 30 Temmuz itibariyle 6000 memur 375 sayılı KHK ile ihraç edildi. Neden? Tamamen ben yaptım oldu KHK'sı. Cumhurbaşkanlığı kararı. Halbuki herhangi bir suçları yok. Beraat etmişler. Savunmaz yani şeylerinde, sicillerinde herhangi bir çizik yok. Ama ben yaptım oldu, ihraç ediyorum. Sizi istemiyorum. İşte bu da rejimin bir özelliği. Bu dönemin bir özelliği. Yani bu dönemin özelliği şu. Yargıda aklansan, beraat etsen, hakkında herhangi bir suç isnadı falan olmasa, bulamasak bile, uyduramasak bile, bir gizli tanıkla falan filan seni içeride tutamasak veya senin haklarını elinden alamasak bile, ya arkadaş sen bizim kara kaplı defterimizin içindeki listede varsın. Dolayısıyla seni istemiyoruz. Olay bu. Mensubiyetten dolayı ya da canımızı sıkanlar listesindesin. İstemiyoruz seni. Ya da sen bizim canımızı sıkanlar listesinde olmadığın halde biz senin senden boşalan yere, sen bizim adamımız değilsin. Biz senden boşalan yere birilerini yerleştirdik. Dolayısıyla sen dönüp geldiğinde kusura bakma yer yok. Ya da seni biz ihraç ediyoruz. Çünkü birilerine yer açmamız lazım. Yani biliyoruz sen yargıda aklanmış gelmişsin, herhangi bir hakkında bir şey yok falan filan, ama bizim kadroların bir yerlere yerleşmesi lazım. Dolayısıyla senin gitmen gerekiyor. Durum bu. Yine avukat Ali Osman Göçer paylaşmış. 6.000 kişinin ihracını. Büyük ses getirdi bu. Geçici 35. maddenin süresinin ayın 31'inde dolacak olması ihraçlardaki usulsüzlükleri artırdı diyor. Evet, demek ki Temmuz sonuna kadar bu işi bitirelim diye harekete geçmişler. 30 Temmuz 2022 tarihli KHK'yla. Bir kere daha söylüyorum. Mevcut yasa, mevcut anayasa, mevcut kanunlar, kurallar, teamüller yeterlidir. Buna uyulsa zaten içeride kimse kalmaz. 2. Bu KHK'lar tüm sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılmadıkça bu devletin, bu ülkenin, bu milletin iki yakası bir araya gelmez, gelmeyecek. Çok kolay. Bundan sonraki idare tüm KHK'ları, hele özellikle 15 Temmuz'dan sonra OHAL KHK'sı, Cumhurbaşkanı kararnamesi vesaire, tüm KHK'ları sonuçlarıyla beraber ortadan kaldıracak. Yoksa bu iş temizlenmez. Ama bakıyorsunuz iktidara talip olan muhaliflere, muhalefete hiç onun kenarından bile geçmiyor. Yargıda beraat etmişse biz onu görevine iade edeceğiz diyor, o kadar yani. Nasıl iade edeceksin? Bak, yargıda beraat etmiş, gene ihraç etmişler. Bu KHK'yı ve bunun gibi bütün KHK'ları sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırmadan, iptal etmeden bu işin çözümü yok. Çok basit yani bu. Öteki türlü yani samanlıkta iğne aramak misal, tek tek dosyaları filan falan. Yani yargının yükünü düşünsenize bir de. Tek tek dosya bakarız duruma filan falan. Yargının yani zaten kafasını kaldıracak hali yok. Şu 6 senede yapılan, 7 senede yapılan neyse, siz onu yani 2 katı sürede, 3 katı sürede temizleyemezsiniz. Tekrar yargıya gitsin, haklarını alsın falan filan. Ölme eşeğim ölme, beni dağlarda koma. Bütün KHK'ları sonuçlarla beraber ortadan kaldıracaksınız, bu iş bitecek. Sonrasında eğer içeride, yani dedim ya, yasaları da çalıştırırsanız içeride kimse kalmaz. Yani bir af, genel af, siyasi suçlara af falan gibi bir şey çıkartmanıza bile gerek kalmaz. Kalmayacak yani. Şimdi neyse, biraz rahatlayalım. Sözcü gazetesinin manşetinde sokak röportajında Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen bir pazarcı açıklamalarıyla sosyal medyayı patlattı. Bugünkü Sözcü gazetesi. 1 Ağustos pazartesi. Neymiş? Çalıyorlarmış, biz de çalıyoruz, yalan mı? Bu sokak röportajı Moonstar televizyonda yayınlandı. 29 Temmuz'da. Yani bundan 2 gün önce. 3 gün önce. Ama kaynak gösterme, kaynak verme, kaynağa atıf yapma gibi bir ahlakı da kalmadığı için Türkiye'deki medya mahallesinin Sözcüsü, Oda TV'si, öbürü beriki hepsi alayı kullandılar. Ve büyük bir şerefsizlikle kaynağa atıfta bulunmadılar. Aldılar röportajı, kullandılar, üstünde tepindiler. Sonra ne olacak? Siz haklarını arasınlar bakalım. Arayabilirlerse buyursunlar, gelsinler. Bu memleket bizim. Böyle de bir şeydeler yani. Yaklaşımdalar. Evet, Moonstar'ın röportajıydı bu. Moonstar'ın sokak röportajıydı. Kaynağa atıfta bulunmadılar. Neyse, viral oldu. 3 gündür bütün sosyal ağlarda dönüyor. Benden duymuş olun. İzleyelim mi tekrar o 1 dakika 55 saniyelik röportajı? İzleyelim. Ben şu an kardeşim şu elimi kessem Tayyip Erdoğan'dan başkasına vermem kardeşim. Açık ve net konuşuyorum. Ben her şeyi bu adamın sayesinde kazandım ya. Şurada ben 20 sene kirada oturdum kardeşim. Her şeyi bu adamın zamanında kazandık. Çalıyorlarmış. Benim sorun değil kardeşim. Çalıyoruz, Allah'la onun arasında. Neyini çaldı ya Allah aşkına? Biz de çalıyoruz. Biz de verdik, kaçırıyoruz burada. Öyle kardeşim. 100 tane mal satıyoruz. 20 tane fiş kesiyoruz. Yalan mı kardeşim? Çalmayan var mı Allah aşkına? Marketçisi de çalıyor, BİM'i de çalıyor, ŞOK'u da çalıyor, A101'i de çalıyor. Dürüst olmak lazım kardeşim. Allah bu adamı başımızdan eksik etmesin. Ben bu kadar söylüyorum. 50 tane doyum olsun Recep Tayyip Erdoğan. Başka da yok kardeşim. Çok şükür. Yalana gerek var mı kardeşim? Bu kadar iş yapıyoruz, nankörlük yapıyoruz. Benim işim var, çok şükürler olsun. Allah'ıma bir şükürler olsun. Çorbam çıktı, oğlumla geldim buraya. Kazandım kazanacağımı. Bir yemeğimizi aldık gidiyoruz ya. Nankörlüğe ne gerek var ya? Nerede işsizlik? Vallahi işsizlik falan yok. Yalan söylüyorlar. Kardeşim gel, bir saat önce buraya giremezsin. Ekonomik kriz var mı? Ya oğlum, dünyada var ekonomik kriz kardeşim. Her yerde var ekonomik kriz. Yok mu yani? Dünyanın her tarafında var. Petrol da zamlanıyor, dolar da zamlanıyor. Biz her şeyi dolarla alıyoruz abi. Yok, birbirini yiyorlar şurada ya. Geçen hafta bayram haftası burada izdiham vardı. Pazarda izdiham vardı. Nasıl bu işsizlik? Bakın. Ellerine bakın kardeşime. Ben AKP'li değilim ama Allah o adamı başımızdan eksik etmesin. Ben MHP'liyim kardeşim. Oyumu da o adama vereceğim. Vermezsem adam değilim. Erdoğan'a. Evet, inanıyorum o adama çünkü. Bir samimi adam. Ben Kılıçdaroğlu'na bir şey demiyorum. Sözüm yok o adama. Dürüst olabilir, samimi olabilir. Ama onlarla yola gidemez kardeşim. Kılıçdaroğlu o altılı var ya, onlarla yola gidemez. Ben onun yerinde olsam tek çıkarım. Bu milletin başına gelecek var. Hilal Nesin demiş ki bozacı şıracıyı aklıyor fakat hakkını yemeyelim, toplumun nasıl kirlendiğini de çok iyi özetlemiş. Arzu Yıldız demiş ki hırsızlığıyla bu kadar güzel övünen birini görmemiştim. İnsan kendine benzeyeni sever. Allah sanki senle benim aramda kaldığı sürece istediğin kadar çal diyor. Ne güzel de savunma demiş. Binlerce yorumdan ikisini getirdim sadece. Evet. Akın akın Edirne'ye geliyorlar. Pasaportsuz ilk pazar. Pazarcıdan pazara geçelim. Bulgaristan'da da vizeyi de, yani artık Türkiye öyle bir noktada ki sadece vizeyi kaldırmıyor. Şeyi de kaldırıyor. Pasaportu da kaldırıyor. Gel ne olursan ol gel. Yani bana diyor böyle bir fotoğraflı bir kimlik göster. Yeter. Bütün Balkan ülkeleri, bilmem kaç tane ülke. Neden? Neden? Çünkü dövize ihtiyaç var. Döviz, sıcak dövize ihtiyaç var. Yabancı yatırımcı da gelmiyor, para da gelmiyor. Şimdi Putin meselesinden bahsediliyor. Putin'den 15 ila 20 milyar. Rivayet muhtelif, 6 milyar dolar diyen var, 9 milyar dolar diyen var, 15 milyar dolar diyen var, 20 milyar dolara kadar çıkaranlar var. İşte efendim sıcak kaynak kalan. Yahu 5 Ağustos'ta Soçi'de bir görüşme olacak ya Putin'le. Ayağına gidecek tekrar. Son 2 senede 3. kere. Tayyip Erdoğan, Putin Akkuyu'daki nükleer santrale tam anlamıyla, oradaki yerli şirketi falan da gönderdi. Tam anlamıyla çöktü. Yani tam anlamıyla artık Akkuyu'daki nükleer santral Rus malı oldu. Oradaki yerli iştirakçiler, Türkiye'den şirketler falan filan hepsi atıldı. Şeyine falan bakılmadan, taahhütlere falan bakılmadan. Bir de böyle bir hikaye var. Ankara'nın ağzını bıçak açmıyor. Bir kere daha söyleyeyim. Putin Akkuyu nükleer santraline Moskova, Putin, Kremlin tümüyle çöktü. Oradaki yerli ortakları, iştirakçileri neyse artık taşeronlar hepsini gönderdi. Bakalım iş nereye gidecek. Kredi kartı borcu için 3 formül filan. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ara ara böyle Twitter'da da yazıyorum, burada da söylüyorum. Bir gün ülkenizin normalleştiğini veya normalleşme yoluna girdiğini anlamak istiyorsanız bunu anlamanın yollarından biri de artık böyle kredi kartı için bilmem ne formülü. Kredi kartına şöyle. Yok işte efendim vergi barışı, vergi affı ya da borçlar şöyle taksitlendirilecek filan. Bu tür gibi haberler bittiğinde artık ülke normalleşmiş olur. Çok net. Yani vergi barışı, vergi affı dediğinizde bu milletin kursandan çalınıyor. Ki zaten o vergi barışı ve vergi affı o kendi müteahhitleri için çıkarılıyor. Ayrıca yani Batı'da başka, yani böyle bir şey yok. Bir insan borcunu öder. Borçlanmışsa öder. Eğer ödeyemezse de onun bedelini başka bir biçimde öder. Yani ya işte efendim maaşına tedbir konur veya gelirlerine veya takip edilir mahkemede, eğer vergi kaçırmışsa falan. Cezaevine atılır insanlar. Yani çok ağır bir suçtur. Mesela uluslararası dünya starı Shakira bununla şu anda cezaevine girmek durumuyla karşı karşıya. Tamamen bir vergi meselesinden dolayı. Türkiye'de böyle bir şey var mı? İşte bir gün ülkenizin normalleştiğini nasıl görürsünüz? Bu konularda atılan adımlardan sonra görürsünüz. Ha evet dersiniz, bizim ülkemiz normalleşmeye başladı. Ekonomiyle devam edelim. Metropol Temmuz araştırmasında ekonominin kötü yönetildiğini düşünenler %75. Fakat AKP'ye bakın, AKP seçmenine bakın. AKP seçmeninin %51'i de kötü yönetildiğini düşünüyor. MHP seçmeninin %70'i kötü yönetildiğini düşünüyor. Rakamları yuvarlayarak söylüyorum. AKP seçmeninin %51'i, MHP seçmeninin %70'i ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. Biraz evvel pazarcıyı dinledik. Ben MHP'liyim dedi, oyum Erdoğan'a dedi. İşte o demek ki %26'nın içinde. %26 MHP'li iyi yönetildiğini düşünüyor. Evet. Bu da sosyal ağlarda dolaşan ve otomotiv yazarlarının da onayladığı bir grafik. Bir önceki yayında İngiltere ile Türkiye kıyaslaması yapmış ve Golf'ün 8. versiyonu üzerinden bir ÖTV veya işte efendim fiyat kıyaslaması yapmıştım. Bir asgari ücretli burada 16 ayda bir Golf alabilirken Türkiye'de yaklaşık 10 yıl çalışması gerektiğini anlatmıştım örnekleriyle, fiyat listeleriyle. Bu da enteresan bir kıyaslama. Bu Türkiye'den tümüyle 50.000 TL'nin alım gücünü çıkarmışlar. 2008'de Audi A3 Sportback alabiliyormuşsunuz. 2015'te bu Opel Astra'ya gerilemiş. Fakat 2022'de hiçbir araba alamadığınız gibi anca bir Audi jant takımı alabiliyorsunuz. 2022'de. 50.000 liranın alım gücü 2008, 15 ve 2022 kıyaslaması. Rıfat Hisarcıklıoğlu demiş ki, banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı yapıcı olmaya davet ediyorum. 2 kelimelik bir yorumla bu Rıfat Hisarcıklıoğlu denen top başkanı bozuntusuna şu lafını yorumlayıp geçeceğim. 2001'den beri de top başkanı. Bunlar da oturdukları makamdan bir daha gitmiyorlar. Bu adam oturduğu makamda Tayyip Erdoğan'dan eski. Düşünün yani. Beter ol. Rıfat Hisarcıklıoğlu. Beter ol. Son birkaç günün mühim gündem maddelerinden biri Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinden getiriyorum. Cemevlerine eş zamanlı saldırılara tepki, Alevilere planlı saldırı. Bir kişi 5 cemevine birden saldırmış vesaire. Son derece enteresan. İşte bunun Sedat Peker'in daha evvel yayınladığı videolarda olduğu, işte Peker, Mehmet Ağar ekibinin bir cemevine saldırı düzenleyerek 95'teki Gazi Mahallesi olaylarından daha büyük bir eylem planladıklarını falan iddia etmişti. Mayıs 2021'de çektiği videoda. Bu öyle midir değil midir bilmiyorum ama cemevi değil de, bu hesap çok güzel yazmış. Saldırı camilere yapılmış olsaydı, saldırganın gelmişi geçmişi geleceği, hangi partiye oy verdiği, okuduğu kitaplar, seyrettiği filmler, 7 sülalesi deşifre edilir. Kanallar gün boyu bu haberler üzerinde tepinirdi diyor. Haksız mı? Hayır değil. Şimdi oradan derinlere geçelim, işte cemevi, Mehmet Ağar falan iddiasından bu tarafa. İnan Kıraç son derece gündemde olan bir isim şu anda. Neden gündemde olduğunu birazdan anlatacağım ama İnan Kıraç'ın koca bir hukuk bürosu ve avukatları falan varken Levent Göktaş'la neden çalıştığı merak konusu. Neden Levent Göktaş? Neden bu kadar şaibeli, bu kadar tartışmalı bir isim İnan'la çalışıyorsun? Şimdi herkes bunu değerlendirirken bu fotoğrafta Levent Göktaş'la İnan Kıraç'ın aynı kare içinde bulunduğu nadir fotoğraflardan biri. Bir şirket satışında veya bir şirket etkinliğinde, her neyse, hemen arkasında avukatı olarak Levent Göktaş görülüyor İnan Kıraç'ın. Şu ülkücü bıyıklı vatandaş Levent Göktaş. Yani şimdi bunu yorumlayanlar şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki yani işte İnan Kıraç gibi bir iş adamı, düzgün bir iş adamı, saygın bir iş adamı nasıl olur da böyle hakkında bu kadar şaibe olan bir insanı avukat olarak tutar? Bak hata yapmış. Yahu aynı örgütün, aynı şebekenin 2 üyesiyseniz bundan daha doğal ne var? Bir bu. 2, İnan Kıraç pis işlerini temizlemek, yoluna koymak için Levent Göktaş'ta çalışıyor. O kadar hukuk bürosu, onlarca avukatı varken, elini sallasa 50'si. Ülkenin en iyi avukatlarıyla çalışabilecek durumdayken. Niye gidiyor Levent Göktaş'a? Çünkü pis bir işi halletmesi lazım. İçinde tehdit, şantaj olan bir operasyon. Ondan dolayıdır ki $45 milyon bir olayı Sezgin Baran Korkmaz'dan $6 milyon kapatıyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz bu olaydan dolayı yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz bu olaydan dolayı İçişleri Bakanlığı'na davet ediliyor. Sezgin Baran Korkmaz'a kaptırdığı şirketinin, Kıraça Holding'in hissesini geri almak için Levent Göktaş'ı tutuyor. Levent Göktaş'ı da yeni tanıyor değil. Geriye doğru zaten ilişkileri var. Çünkü dedim ya, aynı şebekenin birer unsuru bu iki insan. Şimdi anlatılıyor işte İnan Kıraç efendim milliyetin, hürriyetin alınmasında da etkiliymiş. İnan Kıraç şu bu falan. Bakın, daha derin konulara bakmak ve esasen İstanbul'da belli kalburüstü ailelerin bildiği fakat konuşmadığı olaylara, gelişmelere yoğunlaşmak icap ediyor. Herkesin bildiği bir şey, ben daha o gün bunları işitmiştim. Fakat tabii nasıl delillendireceksiniz? İnan Kıraç'ın Sabancı Kulelerindeki suikastla ilişkisine de bakmak gerekiyor. Biraz daha detaylandırayım. Bir grup DHKPC'li İstanbul'da Sabancı Kulelerine girdiler. Orada tabii Fehriye Erdal vesaire çaycı olarak girmiş vesaire, işte bir süre keşif yapmışlar filan. Planlı bir suikast. Bilmem kaçıncı katında Özdemir Sabancı öldürüldü. Sabancı buradan alması gereken dersleri aldı. Türkiye iş dünyası alması gereken dersleri aldı. Sonrasındaki kriminal soruşturmada falan filan değilim. Fakat bir enteresan, bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmayan, yani daha doğrusu bundan 20-25 yıl önce yayınlandı da şu son haftalarda hiçbir yerde yayınlanmayan bir detaydan bahsedeyim size. Mühim bir detay ve onun üzerinde durulmalı. İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç otomotiv grubunun başındaydı. Koç'ta. Özdemir Sabancı, Sabancı'da aynı benzer projenin başındaydı. Ve Özdemir Sabancı ortadan kaldırılarak Sabancı grubuna mühim bir mesaj verildi. Suna Kıraç, İnan Kıraç'ın eşi. O günlerde sağlıklıydı, kendi de daha sonra uzun süren bir hastalığın ardından geçtiğimiz yıllarda vefat etti. MS hastasıydı yanılmıyorsam. Veya ailesi hastası, bilemiyorum. İşte bütün vücut fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybettiği ve bir süre sonra kişinin sadece gözleriyle veya kirpikleriyle iletişim kurduğu falan bir rahatsızlık. Ama o günlerde Suna Kıraç sağlıklıydı, kendindeydi ve otomotiv grubunun başındaydı. Ve Sabancı'nın otomotiv operasyonunu yürüten Özdemir Sabancı öldürüldü. DHKPC'li bir grup tarafından. Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç. Deyip geçelim. Evet. O günlerde bunlar bildiğimiz şeylerdi. İşte dedim ya, ben bu tür şeyler için internet taramasına, Google aramasına, Wikipedia filan taraması yapmama falan hiç gerek yok. İçinde olduğumuz hadiseler biliyoruz yani. Yaşayarak biliyoruz. Gazeteleri okuyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Dedikodular geliyor. Yani işte böyle olaylarda o konjonktürü, o süreci yaşıyor olmanın böyle bir artısı var. Herhangi bir Google taraması yapmadan ya da Google taramasında bile bulamayacağın bilgileri 20-25 yıl sonra hatırlayıp hatırlatmak. Evet. Saygı Öztürk, 500 PKK'lının arasından sağ çıkar deniliyor. Bu arada tabii muazzam bir şekilde medyada bir köpürtme, bir böyle bir sahip çıkma, bir şey. İşte bir önceki yayında ve iki önceki yayında hep anlatıyorum. Yani bu tür süreçler, bu tür aydınlanmalar ve bu tür netleşmeler, berraklaşmalar için yararlı oluyor. Görüyorsun kim kiminle beraber. Hani şey demek istemiyorum, olayın medya ayağı, asker ayağı, şu ayağı, bu ayağı demek istemiyorum. Sait Sefa paylaşmış. Enteresan, gene bir İnan Kıraç bağlantısı. Deniz Baykal'a kaset komplosunun gerçek faillerini elleriyle koymuş gibi bilir İnan Kıraç diyor. Deniz Baykal'a kaset komplosu ile ilgili çok şey söylendi ama ben mesela o günlerde veya sonrasında bu olayda bir İnan Kıraç faktörü olup olmadığı konusunda bir şeyim yoktu. Korkmaz Karaca'yı nerede nasıl kullandı? Karaca'yı Erdoğan'a öneren o muydu acaba? Belki Peker bunları da anlatır diyor. Son derece enteresan. Son derece enteresan. İnan Kıraç pek çok yerde var. Encümeni Daniş'in başkanı olduğu söyleniyor veya gizli başkan olduğu söyleniyor vesaire. Ama Galatasaray'da son derece belirleyici. Bugün, şu günkü Cumhuriyet yönetiminin bir darbeyle ve Can Dündar, Murat Sabuncu ve diğer Cumhuriyet yazarları, Kadri Gürsel vesaire hepsini satarak, yargıya teslim ederek iş başına gelen Alev Coşkun ve avanesi neyse, o operasyonun arkasında da İnan Kıraç var. Çok net yani. Şimdi Cumhuriyet operasyonu, Galatasaray'daki hikaye, öbürü beriki derken son derece derin bir insan. Allah biraz daha uzun ömür versin ve bütün yaptıkları ortaya çıksın. Kendi de anlatsın mümkünse. 85 yaşında. Allah uzun ömür versin ve şu günlerde aman bir şey olmasın İnan Kıraç'a. Çünkü ihtiyaç var. Türkiye'nin bunları bilmeye ihtiyacı var. Tabii ne kadar ortaya çıkar bilmiyorum. Onu da göreceğiz zamanla. Figen Albuka Çalıkuş'u 122 bin kişinin kayıp olduğunu bilen ve resmen açıklayan İçişleri Bakanlığı'na bir soru. Levent Göktaş'ta kayıp mı diye sormuş. Erk Acarer yok, himaye altında diyor. Acaba kimin himayesi altında bilmiyoruz. Onun cevabını vermemiş. O arada bizim TV yayınında avukat Celal Ülgen Levent Göktaş'ın saray muhafızlığı yaptığını söyledi. Saray Beştepe yani. Sarayda saray güvenliğiyle ilgili, sarayın korunmasıyla ilgili emekli bir askerin nasıl bir pozisyonu olabilir, nasıl bir şeyi olabilir? Akıl alır gibi değil. İşte böyleyken böyle. Yani Erdoğan ya da sarayın güvenliğinden sorumlu her kimse, devletin bütün gücü, askeri, polisi, imkanlar, milli istihbarat falan hepsi bir yana Levent Göktaş'ı alıyor muhafız olarak ve Levent Göktaş'tan yararlanıyor. Enteresan. O arada Doğu Perinçek, Mehmet Ağar'ın suçlanması bugünkü durumla ilgili, ona hedef alanlar sicili bozuk adamlar, ben Mehmet Ağar'ı savunuyorum, ona kefilim demiş. Kimler kimlerle beraber işte dedim ya, dönem bu şu şekillenmeleri veya şu gruplaşmaları göstermesi, anlatması açısından da son derece önemli. Aynı Doğu Perinçek'in İşçi Partisi Çiller Özel Örgütü'nün bir numarası olarak Mehmet Ağar'ı göstermişti. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'le İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın özel örgüt kurarak işledikleri suçlar nedeniyle bilmem ne. Yani İşçi Partisi döneminde Çiller Özel Örgütü'nün bir numarası Mehmet Ağar, Vatan Partisi döneminde neymiş? Mehmet Ağar'ı savunuyorum, ona kefilim. Böyleyken böyle. O arada Doğu Perinçek, Sedat Peker'in Gülen'le ilişkisi var. İşte Gülen'e selam gönderdi, Gülen'den de ona hediye geldi falan gibi şeyler söyleyince Doğu Perinçek'e çakmış Sedat Peker, Emre Olur hesabı üzerinden. Çakma Doğu, ülkücü katili, Beykoz Trafik Şubeyi ara, o tarihte Beykoz'a çıkan bütün araç plakaları FG'ydi filan diyor vesaire. İşte araç plakası FG'ymiş vesaire. Ya bu FG plakalı araçla ilgili ben de bir şey anlatayım. Bir tarihte 2007 mi 2008 mi arabam yok, araç kiralamışız, araç plakası FG, 2007 veya 2008. Bir arkadaşı ziyarete girdim, çıkıyorum. Arkadaş araca dikkat etti ve plakasına dikkat etti. Yahu dedi, bu plakayı değiştirsen dedi, bak şimdi yanlış anlayacaklar. Yahu dedim, kiralık araç zaten, vereceğiz yarın öbür gün. Ha o zaman tamam falan dedi. Dedim niye öyle söylüyorsun ya, yani ne olmuş yani FG ise. O gün bile bir ilişki kuramamıştım. Dedik ya bilmiyor musun işte Fethullah Gülen'in baş harfleri falan, yanlış anlaşılır falan dedi. Ya hiç düşünmemiştim dedim ya. Senin de dedim aklın ne tür muzurluklara çalışıyor falan filan. Ya yok öyle böyle değil filan demişti. Şimdi görüyorum yani millet nasıl bir iz takibinde. Evet. Öyle benim de bir FG plakalı aracım vardı. 2007-2008 evet. O yıllarda bir süre kiraladığımız bir araçtı yani. Arabamız yoktu. Neyse şeyle devam edelim. Doğu Perinçek'le devam edelim. AKP'den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katılıyor. Katılım töreni salı günü. Evet. Aydınlık'ta böyle anonslamış bugün logosunun yanından. İşte ne derler? Kürkçü dükkanına geri dönmek de diyebilirsin. Kişinin aslına rücu etmesi de diyebilirsin eski ifadeyle. Hayırlı uğurlu olsun. Neredeyse her kesim bir şekilde Sedat Peker'den faydalanmak istemiş ve bu durum Peker'in en büyük kozuna dönüşmüş durumda diyor Sait Sefa. Peker hiçbirine güvenmediğinden veya geleceğe dair başka hesapları olduğundan dost düşman demeden hepsiyle ilgili bilgi belge kayıt toplamış. Bakalım bunları seçime 2 ay kala açıklayacak mı, ama seçim olursa ne olur? Yeni dumanı üstünde bir araştırma Metropol Türkiye Nabzı Temmuz 2022 şunu soruyor. Cumhurbaşkanlığı seçim senaryoları ikinci tur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz? Aşağıdaki adaylar Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz? Mansur Yavaş 53 ile ilk sırada ve 50'yi geçen. Onun dışında İmamoğlu, Akşener, Kılıçdaroğlu ve Babacan 50'nin altında kalıyorlar. Bu isimler içerisinde de en şanslı olan İmamoğlu gibi görünüyor onca erozyona rağmen. Fakat Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz diye sorulduğunda, Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı diye sorulduğunda Mansur Yavaş %50'yi geçiyor ve seçimi kazanıyor görünüyor. Metropol araştırmanın son aylardaki anketlerinde Mansur Yavaş faktörü hep öne çıkıyor. Burada bir ne bileyim bir işaret, bir manipülasyon, acaba bir oynama mı var falan gibi bir şeyi asla akla getirmem ama özellikle Metropol ve başındaki Özer Sencar bu aday gösterme meselesinde yanlış yapmayın, Mansur Yavaş ihtimali üzerinde de ciddi olarak düşünün diyor esasen bu sonuçlara bakarak. Evet. Seçim ayarlı hareketler dedik ve yayının başından sonuna kadar bunu anlatmaya çalıştım ve bundan sonra da belli ki süreç bu şekilde, bu biçimde ilerleyecek. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.